Ya bırakın kardeşim bana öyle iki tane planör videosu seyrettim diye hava atmayı ya. Kardeşim bir defa planör tamam. Kalkması çok kolay. Zaten seni pırpır çekiyor. Havalanması çok kolay. Çek lövyeyi, havadasın. Önemli olan yeterli hıza ulaşmak. Diyelim ki 140 knot. Ondan sonra bırak hemen senin towline'ını. Ondan sonra senin pırpırın gider zaten. Baş başasın havada kendinden. Ne yapacaksın? Hemen bir tepeye gideceksin. Çünkü orada türbülans çok olur. Tepeye doğru, yamaca doğru yaklaş. Türbülans seni yükseltir. Yüksel yüksel. Tamam, problem değil. 15 bin feet, 20 bin feet. Geyiklerden geçmek zaten çok kolay. Ondan sonrası önemli. İşte sen ne yaparsın? Oradan hemen aşağı bir an önce havalanına ineyim. Olmaz arkadaşım, bir an önce dalamazsın. Dalarsan ne olur? Hızın artmaya başlar. Bu planör, küçük bir uçak. Ne olur? Parçalarsın uçağı. Ne yapacaksın? Acemi gibi davranmayacaksın. Hemen senin havaalanına yanaşma yönünün tersine doğru gideceksin. Yavaş yavaş süzüleceksin. Hızını artırmayacaksın. Süzüleceksin. Diyelim ki havaalanından 15-20 mil gideceksin. Git, çekinme. Yalnız 15-20 ile gittiğin zaman fazla alçalma. Çünkü bu bir planör. Öyle kendi kendine havalanamaz. Ondan sonra dön oradan rotanı tam havaalanına, piste giriş açısına ayarla. Yalnız oradan fazla aşağı doğru inme. Yavaş yavaş süzül. Oradaki pistin başındaki ormanlığı, yok efendim burası alçaktır, alçaktan gideyim deme. Garş diye geçirirsin ağaçlara. Piste gel, piste gelirken hangi düğmeye senin speed breaker'a kumanda ediyor bilmen lazım. Speed breaker'ını çalıştır, hızını iniş hızına düşür, yavaş yavaş piste in. Olay budur kardeşim. Yani bana uçağı pilotum, yok işte planör uçurdum falan diye hava atmayın arkadaşım. Pardon, rica edeceğim yani. Sonuçta sinirli bir insanım.